Bu yılda 21. yüzyılda eşitlik teması altında gerçekleştirdiğimiz Kadın Erkek Eşittir nokta konferansımızın hayata geçmesine destek olan birçok firma oldu. Kendilerine bir kez daha teşekkürlerimizi sunarız bu vesileyle. Şimdi ise konferansımızın ana sponsoru olan Arkas Holding'in değerli temsilcilerine sözü bırakmak istiyorum. Arkas Holding Global Müşteri ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Sayın Serra Tükel'i konuşmasını yapmak üzere davet ediyoruz. Hemen arkasından Arkas Deniz Ticaret Filosu Uzak Yol Gemi Kaptanı Dilek Altay'ı ağırlayacağız. 21. yüzyılda kadın erkek eşittir diyebilmemiz için en önemli adımların başında iş dünyasında cinsiyet farkının kapanması yer alıyor. Bu eşitlikten oldukça uzak denizcilik ve taşımacılık sektörlerinde bugün dünya geneline baktığımızda denizlerdeki kadın istihdam oranının %1.2, lojistik ve taşımacılıkta ise %20 civarında olduğunu görüyoruz. Kadının geri planda olduğu kültürlerde ise özellikle Asya ve Afrika kıtalarında bu oranlar daha da düşüyor maalesef ve ortalamayı çoğunlukla Kuzey Amerika ve Avrupa ülkeleri yükseltiyor. Ben bugün burada kadının bu denli geride olduğu erkek egemen bir sektörde 18 yılı aşkın tecrübemle Arkas'ta bir kadın olarak hiç ayrımcılığa uğramadan kariyer yolunda ilerlemiş olmanın gururu ve bir yandan da çok şanslı bir azınlığa dahil olduğumun farkındalığıyla karşınızdayım. Arkas, üniversiteden mezun olduğumda çalışmaya başladığım ilk şirketimdi. Kendi öğrenilmiş gerçekliğim ve yaşam algımda yeterince çalışırsam, kendimi geliştirirsem ve merak edip öğrenmeye devam edersem, cinsiyetimden bağımsız, yapamayacağım hiçbir iş olmadığını düşünürdüm her zaman. Şimdi geriye dönüp baktığımda, bu algımda belki de bir ikiz erkek kardeşim olmasının ve ailemizin bizi çocukluktan itibaren hep eşit şartlarda yetiştirmesinin büyük bir etkisi olduğunu görüyorum. Ailede başlayan bu şansım, bugün aile gibi gördüğüm şirketimde de beni yalnız bırakmadı. Dünya sıralamasında ilk 30'da yer alan tek Türk armatörlük şirketi Arkas Line'da 20'li yaşlardan itibaren tek kadın olarak başka armatörlerle toplantılara katılma ve şirketimi temsil etme fırsatı yakaladım. Konuşmamın başında da bahsettiğim gibi dünya genelinde erkeklerin egemenliğindeki sektörümüzde Türkiye'den bir armatörün temsilcisi olarak karşılarında genç bir kadını görmenin şaşkınlığını pek çok erkeğin yüzünde yakaladım bugüne kadar. Bugün 66 şirketimizde 7000'den fazla kişiye istihdam sağlayan Arkas Holding'in beyaz yakalı çalışanları içinde kadın çalışan oranı %41. Denizlerde kadının gücüne ve başarısına inanarak destekleyen Arkas Deniz Ticaret Filosu'nda Türkiye'nin ilk kadın kaptanlarından birisi yetişti. 2002 yılında İki stajyer ile başlayan kadın zabitan politikasıyla şimdiye kadar Arkas gemilerinde 250'den fazla kız öğrenciye staj imkanı sağlandı. Bugün gemilerimizde uzak yol gemi kaptanı, ikinci kaptan, üçüncü kaptan, dördüncü kaptan ve baş mühendisi olmak üzere pek çok farklı görevde aktif çalışan kadın zabitan kadromuzun %11 oranında olduğunu paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Her ne kadar bu oran kulağa düşük gelse de %2'nin altında dünya ortalamasının neredeyse 6 kat üzerindedir. Bugün bir toplumun gelişimi, ekonomik kalkınma ve sosyal refah ancak kadının eşit imkanlarına sahip olduğu, desteklendiği ve yükseldiği yerde mümkün. İşte bu yüzden toplumun her kesiminde ve her sektörde kadınların eşit imkanlarına sahip olması için var gücümüzle çalışmalı ve şanslı bir azınlık olmaktan öte kadının her alanda eşit fırsatlara erişebilmesini mümkün kılmalıyız. Unutmayalım, sanılanın aksine kadının varlığı her yerde olduğu gibi denizlerde de şans getirir. Sözü burada şu anda İtalya seferinde olan uzak yol kaptanımız sevgili Dilek Altay'a devrediyorum. Herkese merhaba, ben Dilek Altay. Arkas Deniz Ticaret Filosu'nda uzak yol gemi kaptanı olarak görev yapıyorum. Denizcilik sektöründe kadınlar çalışmak için yaş çizgisini çok daha gerisinden işe başlarken erkek egemen olan bu sektörde çalıştığım şirketin kadın erkek ayrımı yapmadan herkese fırsat eşitliği tanıması sayesinde bugün buradayım. 21. yüzyılda hala birçok şirket kadın istihdamına olumlu bakmıyorken ben 2008 yılında Arkas Denizcilik Şirketi'nde güvercin stajyeri olarak görev aldım, çalışmaya başladım. Hizmet süremi doldurmamla birlikte uzak yol birinci sabit ve tekrar 30 ay hizmet sonrası gerek tüm ehliyet sınavlarını geçtikten sonra uzak yol gemi kaptanı olmaya hak kazandım. Bu süreçte
başka şirkette diğer tüm erkek adaylarla birlikte aynı değerlendirmelerden, aynı aşamalardan ve eğitimlerden geçtikten sonra görevime başladım. Daha çok kadının bu sektöre katkı sağlamasına, elinin değmesini umut ediyorum. Bunu mümkün kılacak şey ise hem eğitim alanında hem de iş hayatına sağlanacak fırsat eşitliği sayesinde olacaktır. Eğitim alanında sağlanan fırsat eşitliğini iş hayatına taşıyamadığımız sürece bu mesleğe gönül vermiş birçok kadına ne yazık ki yolun çok daha başında kaybediyoruz. Oysa ki birçok kadın diğer erkek meslektaşları gibi iş hayatına büyük hayallerle başlıyor. Fakat cinsiyeti nedeniyle karşılaştığı ön yargılarla geri planda kalıyor. Kadınların genellikle çekingenliği, nazikliği ön plana çıkarılırken atılgan olmaması da yaşadıkları evleri benimsemeleri, ev işlerini öğrenmeleri ve fedakar olmaları bekleniyor. Bunlar toplum tarafından bize dayatılan geleneksel rol ve değerlerdir. Toplum olarak artık bu çizginin dışına çıkmalıyız. Biz kadınlar istersek her şeyi başarabiliriz, istersek okyanusları aşabiliriz. Kadınların denizcilik ve tüm iş sektörlerinde daha fazla yer alması dileğiyle. Teşekkürler. Sevgili Serra ve Dilek Hanımlara çok teşekkür ederiz.